Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya misafirim var. İki tane arkadaşımız gelecek. Hemencik böyle kahvaltılıkları ve sunumluklarımı hazırladım. Direkt başlıyorum. Misafir çağırdığımda ilk önce normal kahvaltılıklarla başlıyorum. Onları bir hazır ediyorum. Sonradan sıcak ürünlere geçiyorum ve masaya. Şimdi ilk önce şöyle bir tablet çıkardım. Buna peynir tabağımı hazırlayacağım. Bugün böyle şeffaf kaselerden kullanacağım inşallah. Bakalım şimdi hep beraber önce kahvaltılıklarımızı hazırlayalım. Birazdan peynir tabağımın sonuna geldik. Hemen şöyle kivi ayarlayacağım buraya arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle bıçağımı alıyorum. Keskin bir bıçak olsun. Direkt ortasından bir yere böyle birazcık, bakın bu şekilde bir çizik attım. Ve bunu şimdi hep böyle, ne deniyor buna? Böyle çatı gibi. Evet, çatı gibi böyle yapıyorum. Tamamen her yerini yapana kadar bu şekilde çatılar yapıyorum. Şimdi açalım. Şöyle. Ve çok güzel oldu. Şuraya koyayım. Bir de nereye koyalım? Şöyle yapayım. Evet. Ben şimdi bunu streçleyeceğim. Ondan sonra hemencik normal kahvaltılıklarıma geçeceğim. Thank you.
patatesimi aldım. Birazdan bunları soyup dilimleyeceğim arkadaşlar. Sonra suya koyarım. Misafirlerimin gelmesine yakında onları bir güzel kızartırım. Bugün sıcak olarak ayrıyeten pancake yapacağım. Benim yani kahvaltılarımın vazgeçilmezi arkadaşlar. Misafirlerimin de vazgeçilmezi. Zaten o yüzden her kahvaltı çağırdığımda pancake yaparım. Ve tabii ki benim mesela sarımsaklı sosum var biliyorsunuz. Böyle biberli, salçalı. O da mesela çok sevildiği için onların ikisini her seferinde yaparım. Yani bize gelen seviyor, ne yapalım. O yüzden yanına dediğim gibi patates kızartması, benim sosum, pancake, bir de eşim geldikten sonra onlar sucuklu yumurta yapacak. Bu şekilde olacak inşallah. Bence yeter. Daha fazlaya gerek yok. Şimdi ben hemen patateslerimi soyayım, ondan sonra dilimleyeceğim. Geçtim. Hemen geçerken de size tarifini vereyim istedim. 2 tane yumurtayı kırıyorum. Bunu 3 yemek kaşığı şekerle karıştıracağım şimdi. Bu şekilde. İçine şimdi yarım çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Şöyle. Karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı geliyor. 1,5 su bardağı süt ekleyeceğim. Şimdi kuru malzemeler geliyor. 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı un. Bu arada su bardağım 200 ml ölçüsünde. Şöyle kabartma tozumu ekledim. Ve şuradan 2 su bardağı unumu ekliyorum. Bir yandan kahvaltı sosum oluyor arkadaşlar. Ben de dedim ki o sırada hemencecik şu masamı kurayım. Balkonda kahvaltı yapacağız. Çünkü gayet sıcak, yani soğuk değil şu an havalar. Böyle streçlemiştim bunu.
Şimdi diğer malzemelerimi getireceğim. Zaten son halini de size gösteririm. Masaya geldikçe size en son halini gösteririm inşallah. Şimdi hemen başlayalım. Yağımızı koyduk. Birazdan patatesleri kızartacağız. Arkadaşlar çayımız da bir yandan oluyor. Sonra burada domates sosumuz var. Çok kolay. Normal biberi güzelce bol yağda kızartıyorsunuz. Mayış mayış oluyor. Ondan sonra isteyen salça ekleyip kavurup ondan sonra domates rendesi ekliyor. Ama ben bugün hazır domates sosu kullandım. Rendelenmiş domates sosu. Ondan ekledim. En son tuz, karabiber ve bir tane sarımsak ekledim. Şimdi böyle yanda dinlenecek. Buraya da şimdi pankeklerimizi hazırlayacağız. Hadi devam edelim. Bu arada şöyle küp küp sucuklarımızı da doğradık. Bir güzel ben böyle şey yapacağım. Sucukları kızartacağım. Beyaz peynir ekleyeceğim. O da biraz kızaracak. Ondan sonra yumurta. Süpersin. Canlar, ben şimdi hemencik şöyle bir hazırlandım. Size hemen sofranın son halini göstereyim. Mutfağı da şöyle bir toparladım hemen. Vallahi yetiştim. Yani bir an yetişemeyeceğim sandım. Neyse şimdi hemen size sofrayı göstereyim. Evet, eşim süt simidi aldı arkadaşlar. Bu şekilde hazırladık. Şöyle domates sosum, ondan sonra şöyle sucuklu, beyaz peynirli yumurta. Bu arada video çekerken domates ve salatalığı göstermedim. Bunu da az önce kestim, koydum. Burada kızartılmış patatesimiz var. Şöyle peynir tabağımız ve pancake'lerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir de normal ekmek var tabii ki. Böyle bize şimdi afiyet olsun. Canlar, biz kahvaltımızı yaptık. Sonrasında ben birazcık mutfağı toparladım. İşte o kahvaltılıkları kaldırdım ki kurumasınlar. Şimdi kahve yapacağım. Bugün double kahve yapacağım. Küçük fincanlar yapmayacağım. Double istendi. Ayrıca sağ olsunlar şöyle baklava falan getirmişler. Bunlardan çıkaracağım bu arada. Bakın kalp baklava. Hemen şimdi kahvemi yapacağım. Şöyle iki tane cezvemi aldım. Çünkü sığmıyordu resmen. Şimdi hemencik kahvemi yapacağım, sunumumu hazırlayacağım. Size de gösteririm hatta. Şimdi double kahvede şöyle iki tanesini
bir tane için kullanacağım. Yani buraya 4. Şu an şuradaki cezvemi değiştirdim. Diğeri çok küçüktü. Aslında başta anlamam gerekiyordu ama yok illa öyle oradan oraya yapacağım. Evet. Şimdi kahvelerimiz hazırlansın bakalım. Geçti. Şu an akşam oldu. Misafirlerimiz zaten gitti. Ben de sonrasında bayağı bir yorulmuşum, bir uzandım ve size mutfağın son halini gösteremedim. Bugünkü videomuz da böyleydi. Kahvaltı hazırlığımı göstermek istedim. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.